Merhaba çocuklar. Masalcı ablanız sizin için Güneş sistemindeki gezegenleri eğlenerek öğrenebileceğiniz harika bir masal serisi hazırladı. Rüya ve Ata'nın Uzay Maceraları. Bu masal serimizde kahramanlarımız Rüya ve Ata gökyüzüne doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor. Onlar her bölümde farklı bir gezegenin sırlarını keşfederken eğlenceli ve öğretici maceralar sizleri bekliyor olacak. Hazır olun, uzay dolu bir dünya başlıyor. Bölüm 1. Güneşle tanışma ve ilk durak Merkür. Bir zamanlar geceleri yıldızları sayarak hayallere dalmayı seven iki küçük dost vardı. Rüya ve Ata. Rüya, kumral, ışıl ışıl dalgalı saçları ve derin yeşil gözleriyle her zaman güler yüzlü ve neşeli olan çok akıllı bir kızdı. Çevresindeki her şeyde gizli sırlar keşfetmeyi çok severdi. Ata ise kahverengi gözleriyle her daim meraklı, güçlü ve yakışıklı bir çocuktu. Dünyada neler olduğunu anlamak için her fırsatı değerlendirirdi. Merak ettiği her şey ona yeni bir macera gibi gelirdi. Bir gece bahçede yan yana uzanmış yıldızları seyrederken Ata yıldızlara bakarak sordu. Rüya, sence bu yıldızların arkasında neler var? Ya orada çok uzakta başka dünyalar varsa? Rüya, belki gezegenler vardır Ata. Kim bilir, bir gün onları ziyaret edebiliriz diyerek arkadaşına cevap verdi. Tam o anda yıldızların arasında birdenbire parlak bir ışık belirdi. Gecenin karanlığına düşen bu ışık onları büyüledi. Karşılarında mavi renkte ışıklarla süslenmiş bir uzay gemisi duruyordu. İkisi de şaşkınlıkla ona baka kaldılar. Neler oluyordu? Uzay gemisi, "Merhaba Rüya ve Ata. Ben Pırıltı, gezegenler arasında gezen bir uzay gemisiyim. Sizleri gezegenleri keşfetmeye götürmek için buradayım. Uzay yolculuğuna çıkmak ve gezegenlerle tanışmak ister misiniz?" dedi. Rüya ve Ata heyecanla Pırıltı'nın içine atladılar. Gemi, yumuşak ışıklarıyla yıldızların arasında süzülürken onları güneşe yaklaştırdı. Çok geçmeden dev bir ateş topu gibi parlayan güneşin yanında durdular. Güneşin parlaklığı öyle yoğundu ki sıcaklığını bile hissedebiliyorlardı. Güneş, "Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Ben Güneş, buradaki gezegenlerin hem ışığı hem de hayat kaynağıyım," dedi. Rüya, "Merhaba Güneş, ışığın o kadar güçlü ki gözlerimizi kamaştırıyorsun," diyerek ona hayranlıkla baktı. Güneş, "Teşekkür ederim Rüya. Benim ışığım ve sıcaklığım olmasa gezegenlerde yaşam olmazdı. Onlara hem ısı hem de ışık sağlarım. Böylece günler ve geceler yaşanır. Gezegenler benim etrafımda dönerler. Böylece hayat döngüsü devam eder," dedi. Ata, "Peki senin etrafında kimler var Güneş?" diye sordu. Güneş, "Benim çevremde 8 gezegen var. Her biri benzersizdir ve kendi yörüngelerinde dönerler. İlk durağınız benim en yakın arkadaşım Merkür olacak. Hazır mısınız?" dedi. Güneş'in rehberliğinde Pırıltı, Rüya ve Ata'yı Merkür'e doğru götürmeye başladı. Yol boyunca yıldızlar yanlarından kayıp gidiyordu. Çok geçmeden gri dev bir taş topu gibi görünen Merkür'ün yanına vardılar. Merkür, yüzeyi gri ve devasa kraterlerle dolu bir gezegen olarak karşılarında duruyordu. Rüya, "Vay canına, Merkür çok sessiz ve yalnız görünüyor. Sanki kraterlerin arasında sırlar saklı," dedi. Merkür onlara gülümseyerek, "Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Evet, burada çok sessizim. Çünkü benim bir atmosferim yok. Bu yüzden rüzgar da olmaz, ses de duyulmaz. Ayrıca Güneş'e en yakın gezegen olduğum için yüzeyim çok sıcak olur ama gölgede kalan yerlerim buz gibi soğuktur," dedi. Ata merakla sordu. "Nasıl yani? Bir tarafın çok sıcak, diğer tarafın buz gibi mi?" Merkür, "Evet, öyle. Ben Güneş'in çevresinde çok hızlı dönerim ama kendi etrafımda yavaş dönerim. Bu yüzden bir tarafım Güneş'e uzun süre dönük kalırken diğer tarafım karanlık ve soğuk olur. Yani Güneş beni çok ısıtır ama gölgede kalan yerlerim dondurucu soğuktur," diye Ata'ya cevap verdi. Rüya, "Ne kadar ilginç. Sanki iki farklı dünyam var gibi. Ama bu kraterler nereden geliyor?" diye sordu. Merkür, "Benim bir atmosferim olmadığı için gök taşları ve meteoritler kolayca yüzüme çarpar. Bu yüzden yüzeyimde çok fazla çarpma izi var. O kraterler gökyüzünden gelen misafirlerin izleri," diye cevapladı. Rüya ve Ata Merkür'ün yüzeyine baktılar.
Her krater onun yaşanmışlıklarını ve gökyüzündeki yolculuklarını anlatıyor gibiydi. Ata Merkür'le vedalaşırken ona el salladı. Ata, "Teşekkür ederiz Merkür, seninle tanışmak çok güzeldi. Hadi Rüya, sırada hangi gezegen var acaba?" dedi. Rüya, "Sıradaki gezegen Venüs olmalı, onu çok merak ediyorum. Çok güzel olmalı, hadi pırıltı, bizi hemen götür lütfen." diyerek ellerini havaya kaldırdı. Pırıltı, onları yavaşça Merkür'den uzaklaştırdı. Rüya ve Ata heyecanla bir sonraki gezegene doğru yol almaya başladılar. Gözlerinde parıl parıl bir merak vardı. Sıradaki gezegende nasıl bir macera yaşayacaklarını büyük bir sabırsızlıkla bekliyorlardı. Rüya ve Ata'nın uzay maceralarının birinci bölümü böylelikle bitti. Masalımı sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, maceranın devamını kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.